Sponsorlarımıza teşekkür ediyor ve yeni bir derse başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar Twitter serimizden devam ediyoruz. Ee, şimdi genel itibariyle demiştik ki menüyü hani üzerinde çok böyle mükemmeliyetçi davranmayalım yayınlar çok uzamasın diye. Menüyü bitirdik sayalım sidebarı ee, ve bizim sonraki adımlarda derslerde neler kaldı şöyle bir üzerinden geçmek gerekirse... Bir readme dosyasına ben diyorum ki şuraya bir tane todo diye bir checkbox alanı açalım ve buraya diyelim ki Tudu da neler olsun mesela. Biz bu yayında e, tema desteği ekleyeceğiz. Bir sonraki yayınlarda ne gibi şeyler olabilir? Şöyle bir bakalım Twitter'a. Çünkü yani şuranın tamamını yap gibi bir o olayımız Olmayacağı için bu yaklaşık 50-60 yayına kadar gider Bizim amacımız ne Şöyle aslında genel olarak layout'u çıkarttık Şuradaki mantığı menünün nasıl olması gerektiğini sayfalar arası nasıl geçeceğimizi yaptık Burada en önemli şey şu Tıkladığımızda bir tane tweet pop Popup'u açtırtalım Ve tıkladığımızda Tweet'i timeline'ımıza düşürelim. Tabii ki bir de timeline'ımız olacak. Şu site sağ tarafı yapmayacağım. Sağ taraf tamamen onun zaten mevcutta bizde hali hazırda yeri olduğu için devam etmek isteyen arkadaşlar bu tarafları tamamlayabilir. Benim amacım e, şimdi tekrardan devam edelim. Bir timeline ha, timeline için API bu API tarafı bir de şu var. Bu da tweet komponenti. Bir tane tweet komponenti tasarlayacağız. Ve burada aslında bir tane tweet komponenti tasarladığımızda burada bir timeline oluşturmuş olacağız. Tweet komponentini üste alıyorum. Tweet komponentini yaptıktan sonra aslında timeline olacak. Burada da şurada double key Timeline'i yaptıktan sonra da hatta şunu Tweet'e tıklayınca şunu pop-up'ta açtırtmak yerine aynen pop-up'ta açtırtalım. Şu alanını yapmamış oluruz. Şu üstteki alanı yapmamış oluruz. Burası sadece orta alan timeline olur. Şu alan olmaz. Tweet'e tıklayınca da farklı olsun diye pop-up'ta böyle bir tweet yazma ekranı olur. Şöyle en basitinden text şeklinde ve bu bizim API'mize gönderir. API'dan da burada tweetlerin son halini çekeriz. Timeline oluştururuz. Burada tweet gönderme için model diyorum. Bugün biz daha sonra ne olur diye şöyle bir bakıyorum. Daha sonra bir şey olmaz aslında. Genel manada artık şeye giriyor çünkü olay. İşte şuranın komponentini yapalım, datayı bağlayalım. Şuradaki komponenti yapıp datayı bağlayalım. Search için başka bir data yazıp onu yapalım. Bu artık şeye gitti yani kod tekrarına gideceği için ben bunu zirvede bırakmak istiyorum. Zirvede aslında şunları tamamladığımızda bu proje artık API ile konuşan, API'ye data gönderen, API'den data çeken bir tane uygulamamız olacak. Biz mevcut timeline'dan, timeline değil, tema desteğinden devam edecek şekilde bu yayına başlayalım. Şöyle bir development scope'una geçeyim. Development scope'undan biz nereye gidecektik? More diye uygulamamızın içine şuraya bir tane e, şey koyalım buraya. Şimdi normalde Twitter'da nasıl? Biz en basit haliyle nasıl yaparız diye bakıyorum. Tamam biz de buraya radio button koyarız. Radio button eee la tema seçtirtiriz. Tamam. Gidelim buraya layout'un içinde diyelim ki ee, input radio ve bunun values'u şuraya diyelim ee, light ve bunun name'i team olsun. Aynı şekilde dim olsun bu. Bir de ortada dim vardı. Bir de burada dark var. Süper. Biz istiyoruz ki bizde böyle dört tane seçenek olsun ve burada seçili olan hangisi olacak? Check it. İlk başta şunu bir check it yapalım. Tamam. Şurada biz değiştirdikçe Tamam. Şimdi şunları da bir düzelteceğiz birazdan tasarımını. Ee, şuraya more diyelim. Bunu bir komponent yapmayacağız. Ya da bunu da bir komponent yapalım. Şöyle tema atıyorum. Hangisi basit bir komponentten klonlayalım. Şuraya diyelim ki team select diye bir şey yapalım. Şunları şuradan kaldırıyorum. Şunu şuradan kaldırıyorum. Tamam şöyle olsun. Bunu aynen Radyo butonları alıyorum. Radyo butonları şuraya koyuyorum. Artık burada layout'a class name bir kalsın. Şuna da şey diyelim. Team select radyo diyorum. Buna font size 20 piksel diyeyim. Şöyle bir kalsın. Buraya da gideyim. Ben bu arada kaydı başlattım mı? Evet. Team Batın. Şu bir şurada commentli kalsın. Bunlar da. Aa, süper. Şöyle yapalım ya. Hepsine tek tek vermekten se. Ee, ıı, ıı. Class name styles nokta şey diyelim buna. Radius radyo container Ya da direkt container diyelim. Hiç böyle niye radyo container diyoruz ki? Radyo container biz biraz önce yanlışını team select team button getirmişiz. Container'ın içindeki input'un yani öbür gün başka bir şey olursa burası bızıklamasın radyosunun içindeki şey konteyner içindeki inputlar radyo olanlar font size 20 piksel. Şimdi bunu çağıralım. Team select ismini de orada düzeltelim. JavaScript Team select. Tamam. Bunu artık gidip buradan çağırdığımda şöyle Buraya ne geliyor? Team Select'in diyor. Şurada Team Select diyor ki sen diyor normal CSS'i e, modül olmayan CSS sadece app'in içinde çağırabilirsin. Komponentin içinde çağırmamız için ismi değişti. Hatayı okumak çok önemli. Team Select nokta modül. CSS modül olması için modül nokta CSS olması lazım. Tamam. Tekrar bakıyorum. Geldi. Bunların font size'ları işlememiş hemen şöyle gidiyorum inputların font size ben demek ki yanlış biliyormuşum bu normalde inputların boyutları şeyi merak ettim ee, cidden bir, bir başka bir kısa yolu vardı da aklıma şu anda gelmedi ya da font size burada şey desem hmm. input 1m 81M desem tamam böyle oluyor. Biraz daha belirgin oluyor. Tamam. Team Select'in içine gidiyorum. Bunları 1M'e 1M birem diyorum. Şunları da şöyle bir 18 yapsam yeterli. Çok da büyük olmasınlar. Onların yanına tabii ki label gelecek. Alıyorum şunları. Label diyorum. Label'u HTML foruna gerek yok. Label içinde kapsadığım için. Bunun altına da geçiyorum. Light diyorum. Bunu da şöyle yapalım o zaman. Şimdi iyice kodu kısaltacağız. atacağız. Ee, buraya diyoruz ki light dim dark nokta map e, team ve yapıştır. Tamam. Buraya React'te biliyorsunuz for döngüsünde her zaman şey yapmanız lazım. Kapsayıcıya key vermeniz lazım ki vidum'da hangi eleman olduğunu takip edebilsin. Buraya şuradaki key veriyorum. Light diye buraya gelecek. Şurada valuesu aynen team olacak. Buradaki checkit durumunu sonra bakacağız. Hangisinin checkit olduğunu. Bunu da şöyle yapalım. Eee... Düşünüyorum. Tamam. Const. Buraya diyelim ki Selected Team. Aynen Selected Team. Bu da Seti olsun. Bu da e, Use State şey diyelim. React'teki. Buradaki de ilk initialize değeri light olsun. Selected team şuraya da check it ee, team eşit 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 selected team e diyelim check it olsun. Bu da tamam. Bunu hangi durumda değişeceğine bakalım. Tamam şu anda light seçili. Çünkü initialize değeri light'ta. Şimdi şunu da bir düzeltelim şuradaki ismi. Onu da şöyle yapalım. İsmi nereden gelecek? Const team light diyelim. name light. Ya da böyle yapmak yerine direkt şöyle yapalım. Çünkü başka bir şey daha olur mu diye düşündüm bir an. O yüzden öyle yaptım. Dimse bu da Darksa Dark yaz. Böylelikle şuradaki Tim'i alıyorum. Şuradaki label'ın içinde şöyle yaparak onlara da isimlerini koymuş oldum. Burası da tamam. Bu aslında Enum mantığında çalışıyor. Yani bu geliyor içeride hangi key geldiyse oradaki key alıyor. Eğer bu birden fazla data barındırsaydı mesela title olabilirdi, description olabilirdi. O zaman da şöyle yapardım. Şunu derdim ki title buraya da gider virgül, description, virgül, ikon şeklinde de kullanabilirdim. Bunu geri alıyorum. Bu böyle. Şimdi peki biz bunu değiştirdiğimizde local storage'a bir şekilde bir de şunu şey yapalım. Bir stillendirelim açıkçası. Ee, şunu alıyorum. Label'ın kendisine koyuyorum. Buna da label diyorum. Bir bunu biraz stillendirelim. Buna label diyorum. Artık bunu buradan kaldırabilirim. Buna bir padding vereyim. 20 piksel diyeyim. Label'ı da şurasını margin Right 20 piksel diyeyim. Şöyle bir bakalım ve buradaki display flex align items center labellar inline inline flex olursa daha müthiş olur yan yana gelir ve içindeki texte de hatta input'a yapalım direkt margin right 10 piksel. 10 piksel biraz fazla oldu diyorum. Şu şekilde kalsın biz burada değiştirelim. Şimdi şöyle bir şey aklıma geldi. Ben burada başta local storage'da tutarız dedik ama e, bu bence mantıklı değil. Neden? Çünkü biz hiç uygulamamızın herhangi bir yerinde state tutmadık ki e, lokal olacak bir iş değil. Yarın öbür gün başka bir şey de ihtiyaç olabilir. Biz bunun altyapısını bir state e, mantığı kuralım. Burada olan herhangi bir şeyi başka bir komponent anında haberdar olabilsin. Şimdi gidelim bir e, bu, önce bir şunu çalıştır hale getirelim. Bu niye değişmiyor bir bakalım. Hemen şuraya bir bakalım. Ha burada valuesunu dinamik yapmak yerine şunu alıyorum. Valuesuna koyuyorum. Kaydı başlattık değil mi? Ee, value'suna koydum. Bu team value'ya dinamik olarak gelecek. Name'in burada light olmasının sebebi yanlış olmuş. Team olacak. Yani en tane radyo buton varsa birbirinin aynısı olan e, name'leri aynı olan radyo butonlar tek bir tanesinin seçilmesini sağlıyoruz böylelikle. Şimdi burada değiştiğini bir görelim. checked it, selected it, tema hep burada light olduğu için bir de şurada şey yapalım. selected temas On change şunun bir çalıştığını görelim. Buraya event giriyor. Ops. Ee, bunu içine de e nokta target nokta value diyoruz. Buradaki value alıyoruz. Buraya set ediyoruz. Bir çalıştığını bir emin olalım. Hah. Süper. Şu anda çalışıyor. Şu anda çalışıyor ama herhangi bir aksiyon yok. Biz bunu yapmamız gereken şu. Buradaki herhangi bir şey change olduğunda html'e bir tane class atacağız. Temanın adını. Ama bu aynı zamanda e, sayfanın herhangi bir yerinde state'i dinliyor olması lazım. Bir store oluşturacağız. Sağ klik diyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum. Store adında bir tane dosyanın içine bir tane buraya ve bu store'u da şeyle yapalım. React'in Context API ile yapalım. Burada constant ne diyelim? Ee, store Context eşittir use Context API'yi React'ten çağıracağız bunu. Gel bakalım. Bunu ilk initialize değeri şöyle hatta null diyelim. Aşağıdan da export default store Konteks bu bir dışarı çıksın. Bunu biz nerede çağıracağız? Bunu biz uygulamanın herhangi her yerinde kullanmak istediğimiz için epe app gideceğiz. App'te de diyeceğiz ki şurayı bir alalım. Ee, şöyle yapalım. Store context.provider önce bir biz bunu ne yaptık ha? Kapatalım. Store Context'in provider'ını çağırdık ve buraya Store Context bir bakıyorum. Export default. Tamam. Value olarak da şöyle bir şey göndereceğiz. Burada diyeceğiz ki constant team team set ve bu da use state olsun. Niye bir türlü gelmedi? React'in içinden ha şimdi geldi. Initialize değeri de burada light olsun. Şuraya koymazsan tabii ki kızar. Ve buradaki team buraya gitsin ve buradaki team set Team set şimdilik gitmesi sadece team gitsin. Şurayı yazamadık. Light. Aynen öyle. Şimdi team'e biz başka sayfanın herhangi bir yerinde erişmeye çalışalım ve burada bir saniye. Team select'in içinde <laughs> artık bunu böyle almayacağız. Bunu şöyle alacağız. Const store eşittir use context ve burada da store context dişarjaz bu da buraya geldi süper bu bir şeye kızıyor ama use context ve burada da store nokta store'un içindeki team artık şurada app'in içinde artık biz team diye bir şey gönderiyoruz. Burada da bunu yakalayacağız. Burada da işte bunu değiştirmesi için gerekli metodu yazacağız. Buraya diyeceğiz ki const change team ops buraya team diye içeri bir şey girecek ve bu da bir metot olacak. Ve burada change team'i artık şuraya gönderebilirim. Böylelikle şurada store nokta Change team diye bir şey oluşturabilirim. Süper. Buraya geldiğinde ne yapacağız? Öncelikle şuraya temayı geçeceğiz. Böylelikle bu değişmiş olacak. Mevcut temanın state'i. Bir de biz bu state'i her uygulama ayak aklına sayfa yenilendiğinde bir yer bir kenara tutmalıyız. E, haliyle local storage'e yazalım bunu. Şöyle yapalım. Local storage nokta... Set item bunu da team adıyla yaz ve Team olarak yaz Yani yine local storage'da tutuyoruz ama aslında uygulamanın her yerindeki komponentler veya sayfalar Haberdar olması için Biz state üzerinden yolluyoruz bunu Burası da tamam Change team ee, Bakıyorum şimdi Gidelim Store context ee, Store buraya kadar her şey tamam gibi Şunun içine gideyim. Use Context değil ya bu. Biz bunu Create Context diyeceğimize Use Context demişiz. Orada patlamış. Şimdi oldu. Use Context'i içeride kullanıyoruz. Kon çağırdığımız Context'i buraya uygula diyoruz. Burada ilk oluşturduğumuz store'da ise Store'umuz nerede? Burada da Create Context diyoruz. O yüzden kızıyordu. Tamam şu anda biz Sanırım istediğimiz gibi yaptık. Bütün sayfaları belli bir şeyle Context provider'la sarmaladık. Context Provider'ın içinde aşağıya çocuklara gitmesi gereken datayı ana komponente tuttuk app'in içinde. Aşağıya gönderdik. Böylelikle aşağıdaki ister komponent ister sayfaların hepsi bu datayı alabiliyor olmasını ben bekliyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Light olan şey dark oldu. Peki. Tamam. Bu çalışıyor. State State'deki data da değişiyor hatta. Ondan emin olduk. Ama bu state'deki datanın değiştiği anda şöyle bir şey yapmalıyız. Burada use effect herhangi bir değişiklik olduğunda bir metot çalıştır sen diyeceğiz. Ama ne zaman? Her zaman çalışma. Ne zaman çalış? Sadece team değişirse document nokta query select şimdi biz tema değiştiğinde bir class tanımlamamız gerekiyor ya ruta ee, ve buradaki html eleman nokta class list ne diyeceğiz team'i buraya bir gönderelim bir çalıştığını bir görelim bizim html'imize html class light değiştiriyorum dark oldu dim oldu. Ha, light, dark, dim. Şimdi biz sadece add yaptığımız için mevcutlar kalıyor. Şöyle yapalım. Bunu alıyorum. Buraya const diyorum. HTML diyorum. Dolarla başlamasının sebebi bir element olduğunu gösteriyor. Bir şey aslında best practice gibi düşünebilirsiniz. HTML bunu eklemeden önce ilk başta şunu yapalım. HTML nokta classList.remove ya da clear var mı? Önce her şeyi bir temizleyelim. Tamam yokmuş. remove <laughs> ee, şöyle yapalım. Şimdi aklıma mantıklı bir çözüm gelmedi. Daha öncesinde light dark veya dim adında herhangi bir şey varsa uçursun, en sonunda yeni olanı eklesin. Bir bakalım. Orayı da, daha sonra refactor ederiz. Light ekliyor, dim ekliyor. Dark ekliyor süper. Ee, şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Hemen size göstereyim ne işe yaradığını. Bunların tamamını kapatıyorum. Bizim style'ın içine gidiyorum. Önce şunu deve, deve alayım. Store style'ın içine gittiğim Değişkenlerin içine geldim. root'u aldım. Şu aşağı geldim. Dedim ki sen hatta bu dark olursa bir dark olursa bir de dim olursa. Tamam mı? Mevcutu light versiyonu olsun. Light versiyonu içinde burayı bir FFF yapalım. Burayı da sırf şimdilik belirgin olsun diye gri yapayım. Üç farklı temamız var. Şimdi bunu uygulamasını görelim. Ho ho. Şimdi dark HTML'de dark olduğunda root'taki klaslar bunlar diyorum. Mevcuttaki root Beyaz. Şimdi bakalım buradaki şeyler CSS pro, e, değişkenleri bir değişiyor mu? Öncelikle ondan emin olun. Burası değişmediğini gördüm. Class dim. Light. Light'a gerek yok zaten. Dark olduğunda, dark'ın altındaki hmm Burada neyi yanlış yapıyorum diye bakıyorum. Bir de zaten şu fade'leri yapmamıza gerek yok. Şey fade sadece en üsttekinde kalacak. Bunlara yapmaya gerek yok aşağıdakilere. dim root Şimdi bu şurada mı hata yapıyorum diye bakıyorum. Şimdi bu dark olduğunda dark root şimdi oldu çünkü o ana komponentin altında şey yapmaya çalışıyor. Ha, bu da tamam. Dimi düzeltelim. Şu alttakini de düzeltelim. Burada neyi kızıyor? Tam root elemanı. Zaten sadece root'ta yapıyoruz ama o bizim root'ta olmadığımızı düşünüyor. Tamam artık 3 farklı temamız var. Şimdi sayfayı yenilediğimde dark temadan başlıyor mu? Light'tan başlıyor. Şimdi bu neden light'tan başladığını bir görelim. Şeye gidelim. Pages'ın içine, app'in içine. İlk bu ayağa kalkarken çünkü burada elle light veriyoruz. Bunu şöyle yapacağız. Bir use state'i bir fonksiyon haline getireceğim. Bunu hatta şöyle yapayım. try return ilk defa şunu dene. Local storage'ın içinde get item'la bir şey almaya çalış. team diye bir şey var mı? Bunu alabilirsen şunu return'ı yazamamışız. Bunu alabilirsen dön. Eğer keçe düşersen, böyle bir şey yoksa çünkü bunu neden try catch'in içine aldım? Eğer bu server side tarafında çalışırsa local storage diye bir şey yok. Keçe düşsün diye. Bu da light diye initialize olsun. Eğer zaten window tarafında çalışırsa bu bizim mevcut alacak. Şimdi bunun da sayfayı yeniliyorum. Dark'tan başlıyor. Dim dim için sayfayı yeniliyorum. Dim'den başlıyor ama bir orada bir gelgit oluyor. Ufak bir gelgit. Onun da sebebi bu sayfa ilk yüklendiğinde şöyle yapalım. Bunu ben alıyorum. Burasını öncelikle nal yapayım. Şuraya da use layout effect. Bunu ilk defa ayağa kalktığında bir kere çalıştığında team set şunu aynen öyle. Bunu daha farklı bir yöntemle yapacağım. Constant team, team diyeyim varsa yoksa da hop şunu kullandığım diyeyim. Team set'e de team diyelim. Şimdi bunu şimdi çalışırsa Tamam. Beyaz. Ya da dark'ı seçtiğimde tamam. O aslında biraz öncekinden daha iyi şu anda. Sebebi de şu. Use layout effect aslında sayfanın tamamen şimdi normalde use effect sayfanın tamamen load olmasını bekliyor. Sonrasında şurası çalışıyor. Use layout effect ise sayfa henüz ee, virtual DOM e, oluştuğunda aslında hemen arkasından şurası çalışmaya başlıyor. Haliyle de ikisi arasında böyle milisaniye cinsinden de olsa e, bu daha önce çalışıyor, bu daha sonra çalışıyor. Şimdi buradaki yaptığımız şey ne? Öncelikle ona bakalım. Temaya dedik ki bu bu state ona o bir şey değil. Dedik ki ilk uygulamaya kalkarken local storage'da team diye bir şey var mı? Varsa al state'i team'e ata dedik. Daha sonra herhangi bir değişiklikte yukarıdaki state'i güncelliyoruz ve local storage'a yazıyoruz ki bir sonraki geldiğimizde mevcut datayı görelim. Burası ne yapıyor? Burası şunu yapıyor. Dinliyor sürekli. Team'i dinliyor. Şuradaki state'i dinliyor. Diyor ki sürekli team'i ben dinliyorum. Herhangi bir şey değişiklik olduğunda gidip HTML e, elemanının hatta şunu hiç light atamaya gerek yok bu arada. Ama şimdi eğer daha önceden light atanmışsa böyle bir sıkıntı olmasın. Tamam. Ee, diyor ki dinliyorum ben team'i herhangi bir değişiklik durumunda html'i değiştiriyorum. Burası sadece html elemanına class atıp silen bir şey aslında. İzleyici. Buraya team diye bir şey yukarıdan geliyor. Sen niye buna kızıyorsun? Zaten bu to string ne alaka? çok alakasız oldu ama bunun ha yukarıdan nal atamışsın ya diyor. <laughs> tamam okey. O yüzden kızdı. Şimdi istediğimizi yaptık. Biz Twitter'a girdik diyelim. Twitter'da herhangi bir tema değiştirmek istediğimizde artık temamız değişiyor. Burada yapmamız gereken ne? Temaya göre renkleri tekrardan düzenlemek. Şimdi bir Twitter'ı açalım. Light olan versiyonuna bir geçelim. Renkleri nasıl olduğuna bir bakalım. Hop, display default'a gelelim. Default'ta şimdi bizimkine bakalım. Text'ler öncelikle gidelim stilin içine variables. Şimdi varsayılan da text color. Text color'la aslında primary aynı şey mi ona bakıyorum. Şimdi diyelim ki text color'lar burada siyah değil. Tamam, değil. Şimdi sözüm geri. Burada Tek kalırlar sıfır olacak. Varsayılan da. Aynen böyle. Dark'a geçtiğinde beyaz oluyor. Tamam. Ee, buradaki kuş ikonunu değiştireceğiz daha sonradan. Bakayım. Hover'lar harika. Üzerine geldiğimdeki renkler şu anda herhangi bir değişiklik yok. Peki bu dimde de mi aynı değişiklik yok? Eğer öyleyse tekrar yazmaya gerek yok şurayı. Heh, tamam bu da süper. Şunun için diyeceğim. Buradaki team ve teamon aslında yukarıdaki aynen kalabilir. Aşağıda sadece değişmesi gerekenleri değiştiriyoruz. Mesela dark ve dim de text colorların ikisi de beyaz. Bunlar tamam. Burada siyahken burada gri zemin rengi. O da tamam. Şimdi diğer değişen şeyler ne bir onlara bakalım. Mesela burada tekrardan geleyim. Display'de. Default'a tekrar geçeyim. Burada bizde farklı olan ne? Border renkleri farklı. Şurayı bir kapatayım. Aşağısı aynen böyle duruyor. Aşağısı aynen böyle. Blue button. Ha, blue button'ların içi beyaz oluyor. Tamam. Biz onları nereden okuyorduk normalde? Komponentimizin içinde. Button'ın içine gidersek. Button içindeki color team. Çünkü neden? Dark'ta Ops Batının içi. ha hovermış o özür dilerim. Text color. Bu demek ki text color olmaması gerekiyor. Burada beyaz ama beyazda şey beyaz temaya geçtiğimizde bu da beyaz olması lazım. Bu hep beyaz mı? Tamam bu hep beyazmış. Burası şimdilik şu şekilde kullanabiliriz. Bir bakalım. yanlış bir şey yaptık. Bu çünkü buton her yeri etkilediği için tamam text color da bu kalacak. Şuna özel ekstradan bir şey yapacağız. Tamam. Şeye de gidelim. Şu anda şimdi gri ile zaten şey arasında sadece background rengi var. Bunlar ikisinde bir fark yok. Sadece da sıkıntılar çıkıyor. Light'ta sıkıntının çıkmasının sebebi de şu. Bir bakayım. Mesela mor seçili olsaydı, ha, yok mesela home seçili, buradaki home seçili olsaydı, tamam aynı şey. Ee, buradaki sıkıntı sadece şunlar var. İşte blue button içindeki renkler e, her zaman beyaz olacakmış. Onu gördüm. Mesela şu. Biz o blue button'ı başka yerden mi alıyoruz peki başka bir komponent mi? Yoksa direkt batından mı geliyor? Biz ona ayrı bir şey mi yapmıştık? Şöyle bir bakıyorum. Team button. Team buttonımızın içine gidiyorum. Bu Team button, team button. Ondan farklı. Şimdi ben bunu sadece white yapsam burası düzelecek mi? Heh tamam. Dark'ta da böyle, light'ta da böyle. Süper. Tamam. Hover'lar düzeltilir. Hover'lar e, onlarda hiçbir sıkıntı yok. Şu anda tema desteğimiz süper oldu arkadaşlar. Muhtemelen gözünüze alıyor çünkü Çünkü çok keskin bir e, geçiş yapıyorum. E, şurasını override ettiğimiz için bakın dikkat ederseniz elle manuel verdiğimiz için orası değişmedi. Orayı da düzeltelim. Normalde maviymiş. Evet. Normalde maviymiş ama siyah temayı geçtiğinde beyaz oluyor. O, ya o kadar kastım yapmışlar ki, şöyle yapalım. Bunların tamamını kapatıyorum. Biz onu nereden vermiştik? Demiştik ki constant'ın içindeki şurayı kalırı böyle vermiştik. Bunu geçiyorum. Burayı gidiyorum. Şöyle düzelteyim. Komponentin içindeki navigation navigation button demişiz. Buraya geldim. Hangisinin olduğunu nereden bileceğiz? Buraya class verelim. Aa süper. Class name'e şöyle bir şey yapalım. Şuraya class name'i çağıralım öncelikle. class name class name Şuraya da geleyim. İki tane klası birleştireceğiz. Buraya da diyeyim ki, ee, menü nokta ki. Şimdi artık burada her birinin kendi adı olsun klasındaki bir şeyleri override etmek için inline yazmayayım. Bakın, Twitter, home. Şurayı görüyorsunuz. Burada explore diye artık geliyor. Şimdi ben çok rahatlıkla gidip şunu yapabileceğim. Navigation'ın içindeki Navigation button'ın buraya geliyorum. Now button'ın tam buraya şöyle yapacağım. Hatta şöyle global global nokta twitter dersem kalır Red. Bunu yer mi? Bir görelim. Bu global şey demek. Ee, CSS module'da şey yapmasın diye ismini otomatik generate ediyor ya. Şuradaki Twitter ismi global bir isim. Ç şey yapma. Çevirme demek. Burada bakalım. Tamam. Süper. Dikkat ederseniz bakın navigation button, nav button bilmem ne. Abidik gubidik bir key. Daha sonra da nokta Twitter. Artık yakalayabiliyoruz. Bunu şöyle yapabiliriz. <laughs> Buraya artık color red yazmak yerine tamam mı? Şimdi düşünüyorum. Şöyle de bir durum var. nokta light ise ha dur tamam. Normalde bu hangi renk olacaktı? Blue bizim şey rengi. color Primary. Primary değil. Team. Beyazdayken bu renk olacak değil mi? Bir görelim. Beyazdayken bu renk. Tamam. Dark'a geçtiğimizde onun artık şöyle olmasını istiyoruz. Ee, nokta hatta HTML nokta Dark'dayken sen artık color ne olmasını istiyoruz? Beyaz olmasını istiyoruz beyaz olur musun desek. Şimdi şurada yemeyen bir şey var. Bunu yemedi. HTML dark şöyle. Tabii ki yemez. HTML dark'ın içindeysen tamam. Beyazdaysan mavi. Koyudaysan ya da dimdeysen. Hmm, dimde olması gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Not diyelim. Yani HTML light of burası bir karıştı ki. Şimdi CSS e, beni izleyenler Jack abi ne yaptın? Ama zaten bu orta seviye olduğu için hiç sıkıntı yok. Dimde de mi abi? Ha, burası zaten olmamış ki. Not html Heh. html light'ın HTML not light. Hop hop. Dimde de darkta ve dimde olmayacak, light da mavi olacak. Ne yaptığımıza bir bakalım. Dedim ki, şimdi şurayı bir görmeyin. Dedim ki, sen e, Twitter klasın varsa rengin mavi. Eğer ki senin Globalleri görme, görmeyin bu arada çünkü normalde CSS biliyorsunuz global siz yazılır yani normalde biz CSS modül yazmasaydık bu şöyle olacaktı aslında şöyle olacaktı burayı da sileyim nasıl olacağını göstereyim size bu da aslında böyle olacaktı biz şu anda CSS modül yazıyoruz diye başına global ekliyorum sadece ee, sen HTML'de light diye bir klasın yoksa o zaman sen de white dedik bunu da böylelikle Twitter ikonuna özel temada geliştirmiş olduk. Şimdi temamızı da yaptığıma göre artık gerisini size bırakıyorum. Ben bu kadarını yapacağım. Ee, ama şu hiç olmazsa borderları bir düzeltelim. Beyazdayken borderı şuradan bir renk alalım. Şöyle Heh. Şunun değil bir sonrakinin. Şu main'in içindeki hangi border acaba? Bakacağız. Böyle yapmak yerine bunu böyle yapmak yerine heh, border bottom aynısı mıdır? Abi efsanesiniz ya. Border'ı nereye koydun? Gözümü seveyim sen. Şimdi adım adım bir gidelim. Şunu tekrar bir bakalım. Burası değil. Main içindeki div değil. Flex şu div muhtemelen. Bunu da şöyle yaparsak daha sağlıklı buluruz. Border tre left öyle bulamayız. Border tre left dersek bulamaksa. 230, 236, 240. 230, 236. Gidelim. Style'ın içine variable'ın beyaz olan da border. RGB. 230, 236, 240. Doğru mu bilmiyorum. Border color'ı böyleymiş. Bakalım. Aynen böyle. Şunu da bir düzeltelim. Böylelikle light ve dark temamız mevcut arkadaşlar. Dimdeki şu rengi de alalım. Böylelikle birçok şey artık birbirine benzesin. Dimdeki şu rengi alalım. Bu nereden alırız? de mi vermiş? Body'e mi? Body'e vermiş. 21, 32 hatta şöyle alayım. Primerisi biz 404 vermiştik dime ve dimi de şeyle yerini değiştirelim. Şöyle gidelim. Beyazdan koyuya doğru gidelim. Böylelikle dark, dim ve light. Müthiş. Ufak tefek eksikler var. Onları artık size bırakıyorum. Yani mesela 17'nin içindeki renk beyaz olması lazım. Şeydeyken. Ee, light'dayken. Öyle durumlar var. İşte hover'ın üzerindeki bilmem ne olması lazım. Şimdi bunlarla böyle incik boncukla uğraşırsak bu ders dediğim gibi 60 e, şeye kadar gider. Seriye kadar gider. Şimdi temayı aslında yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Hem de state'de. Yani ne demek? Biz dark'a sayfayı yenilediğimizde heh, team bir şey patladı diyor ki to string of null çünkü ilk burada okurken sayfayı ara sıra yenilemek gerekiyormuş. Demek ki bu hangi sayfaydı? App'in içindeki. Pages app'in içindeki ilk sayfa yenilendiğinde team boş geldiği zaman şöyle yapalım. Hatta şöyle yapalım. Team boşsa return sayfayı yeniledim. Direkt dikkat ederseniz dark temada açılıyor. Bak o şey olmuyor, titreme olmuyor. Dime açtım, sayfayı yeniliyorum, dimde açılıyor. Light'ı açıyorum, sayfayı yenilediğimde aynen light'tan devam ediyor. İstediğim gibi değiştiriyorum. Hatta dime geçip ana sayfaya gideyim. More deyip dark'a geleyim. Tekrar ana sayfaya gideyim. Dikkat ederseniz temamız mis gibi oldu tema altyapımız hazır arkadaşlar. Şimdi artık biz Dark'ı seçip bunun üzerinden devam edeceğiz. Ee, bunun bu halini de GitHub'a göndereceğim. Böylelikle Context API kullanmasını görmüş olduk. Ve Context API'yı da komponentten ya da sayfanın herhangi bir tanesinden nasıl erişeceğimizi de gördük. Ben buradaki dersleri biraz sonra gitaba e, GitHub'a göndereceğim. Haliyle de tema özelliğini de kazandırmış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, ben şuradaki şeye çek atıyorum. Böylelikle yapmış olduk. Süper. Görüşürüz arkadaşlar.